Mustafa Muhammed Dünya Basınında. Sarı Kırmızıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, attığı gollerle takımını zirveye taşırken Avrupa'da da ses getirmeye başladı. İspanya'nın en ünlü gazetesi Marca, Mısırlı golcüyü manşetlerine taşırken kendisinden övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte detaylar. Madrid merkezli İspanyol spor gazetesi Marca'da Alberto Rubio imzasıyla Mustafa Muhammed tanıtım haberi çıktı. Falcao'yu unutturan adam Mustafa Muhammed başlıklı analiz yazısı şöyle. Kiops, Kefren, Menkaure ve Mustafa Muhammed, piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu, Galatasaray'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hosam Hasan, Mido, Amir Zaki, Elneny, Salah ve artık Mustafa Muhammed. Zamalek'in El Ahli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mustafa Muhammed İstanbul'a gitmeye karar vermişti. Galatasaray satın alma opsiyonlu olarak 1,5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3,3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor. Mustafa Muhammed Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gerson, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mustafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu rahatlıkla unutturmayı başardı. Devre arasında takıma katılmasına rağmen şimdiden Galatasaray'ın bu sezonki en skorer 3. oyuncusu oldu. Mustafa'dan daha çok gol atan 8 gollü Belhanda ve West Bromwich'e kiralanan 11 gollü Cagne var. Mustafa ile birlikte Galatasaray yenilmez bir takım haline geldi. Mısırlı oyuncu ayrıca çok efektif. Yalnızca 8 şutla Süper Lig'de 5 gol atmayı başardı. Her 80 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Dünyaca ünlü teknik direktörü Fatih Terim onunla ilgili "Mustafa Muhammed'e sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çok genç ve eminim daha da çok gelişecek. Onun lakabını öğrenmek istedim. Bana lakabının Anakonda olduğunu söylediler. Hiç şaşırmadım. Tam da böyle bir lakabı olabileceğini düşünmüştüm." Mısır formasıyla ilk ortaya çıkışı U23 takımıyla oldu. 2019'da Mısır şampiyon olurken Muhammed de altın ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu. Fırsatçılığını her pozisyonda gösteriyor şeklinde haberi yapıldı. Kaynak: Fotomaç. Galatasaray Johan Berg Gudmundsson transferini bitirmek üzere. Cimbom bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözdelerinden Johan Berg Gudmundsson'u bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen İzlandalı Yıldız'la büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gudmundsson'a transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar, pazarlıklarda son aşamaya geldi. İzlandalı oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir mutabakata varılamadığı öğrenildi. Johan Berg Gudmundsson'un da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği belirtildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Johan Berg Gudmundsson bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan 2 golle ayrıldı. 30 yaşındaki yıldız isim Aslanlar'la 4 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 2+1 yıllık anlaşmak istiyor. Ezgian Alioski serbest kalıyor. Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Ezgian Alioski için Leeds United kararını verdi ve oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağını, Galatasaray'ın da talipleri arasında ilk sırada yer aldığını aktardı. Galatasaray, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol bek Marcelo Saracchi'nin boşluğunu dolduracak alternatif isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın devre arasında Leeds United'dan Ezgian Alioski için temaslarda bulunduğu belirtilmişti. Football Insider'a göre Leeds United'da karar verildi ve bu karar da oyuncuya iletildi. Leeds United, Alioski'ye yeni bir takım bulmak adına görüşmeler yapabileceğini iletti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.
Ocak ayında Galatasaray'ın kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılırken, Leeds'in kararı sonrası yeni sezon adına yıldız ismin takımlarla görüşmeye başlaması bekleniyor. Devre arasında liste kalmak istediği belirtilen oyuncu şimdi ayrılığa hazırlanıyor. Leeds United'da 10 numaralı formayı giyen Alioski, sol ön oyuncusu olarak transfer edilse de İngiliz ekibinde sol bekte forma giyiyordu. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan 2,5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen 29 yaşındaki Yıldız, Leeds United formasıyla 158 maça çıkarken 22 gol 16 asistlik katkı sağladı. Kaynak Fanatik. Crystal Palace'dan Mustafa Muhammed'e 22 milyon poundluk teklif. Galatasaray'a devre arasında gelen Mustafa Muhammed attığı gollerle parlamaya devam ediyor. Mısır'ın eski yıldızlarından Amir Zaki, Mustafa Muhammed'in kendisine bir sonraki adresini açıkladığını söyledi. Mısır basını ise Muhammed'e 22 milyon poundluk bir teklif geldiğini yazdı. Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amir Zaki, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke basınında konuşan Zaki, Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum, onu tebrik ettim. Ona Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim, o da hedefinin İngiltere olduğunu söylemişti. Muhammed harika bir oyuncu ve şu anda Mısır milli takımının 1 numaralı forveti haline geldi, şeklinde konuştu. Amir Zaki sözlerini şöyle tamamladı. Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak. Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yeni bir transfer haberi yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Mustafa Muhammed için Crystal Palace'ın 22 milyon poundluk bir teklif yaptığını kaydetti. Galatasaray Kulübü, Kapa yaptığı açıklamada oyuncuyu 1,5 yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu yatırması halinde Muhammed'i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, "Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız, bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Zamalek İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdullah, Muhammed'le ilgili ilginç açıklamalar yapmış olsa da Abdurrahim Albayrak daha sonra İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına şu cevabı vermişti. "Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mustafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Kaynak Sabah. Galatasaray'a Cagne piyangosu. Mbaye Cagne kiralık gittiği West Bromwich'te sadece antrenörünü değil kulüp yönetimini de etkiledi. İngilizler takım Premier Lig'den düşse bile Senegalli futbolcunun bonservisini almaya karar verdi. Galatasaray'ın yıldız ismi kiralık olarak gittiği İngiltere'de kariyerine devam edecek gibi görünüyor. West Bromwich'te Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en erken golünü atma başarısı gösteren Senegalli forvet, bu maçın ardından ortaya koyduğu performansla büyük takdir topluyor. Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Cagney'in, takım Premier Lig'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi. Cagney için West Bromwich cephesinde, "Çok güçlü bir santrafor, onun üzerine oyun kurabiliriz, takımın yeni lideri olur" yorumları yapılıyor. Galatasaray 29 yaşındaki futbolcuyu 1,5 milyon euroya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6,5 milyon euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak. Mutabakat tamamlanırsa Galatasaray bu transferden 8 milyon euro elde etmiş olacak. Cagney'in de İngiltere'de mutlu olduğu ancak takımın ligden düşmesi halinde West Bromwich'te devam etme ihtimalini tekrar gözden geçirmeyi düşündüğü öğrenildi. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi.
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir yandan da kadrosunu yeniden yapılandırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında Mustafa Muhammed'le tam isabet sağlayan Sarı Kırmızılılar, yıldız oyuncu için harekat başlattı. İşte detaylar. Galatasaray yönetimi Ocak ayını hareketli geçirmiş ve Mustafa Muhammed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Yeni transferlerin takıma katılımıyla iyice güçlenen Sarı Kırmızılı ekip hızlı temposuna devam etmek istiyor. Özellikle Mustafa Muhammed ayağının tozuyla çıktığı maçlarda attığı gollerle Sarı Kırmızılı takıma kritik 3 puanlar kazandırdı. Mustafa ile nokta atışı yapan Galatasaray yönetimi yine Mısır Ligi'nden başka bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı Kırmızıların listesine giren son ismin Ayu Dieng olduğu ortaya çıktı. Scout ekibinin Muhammed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero El Ahli forması giyiyor. Scout biriminin 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. 12 kez Mali milli takımının formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak. El Ahli 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü Mac Al